Yeni videodan hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Şu anda evimde videoyu başlattım ve şimdi tuttuğum bir dükkana gidip orada sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Kanala sürekli yeni aboneler de geliyor. Kısaca kendimi tanıtayım. Ben Serkan Gürer. 5 yıldır Bali Adası'nda yaşıyorum. Burada tur ve danışmanlık şirketim var, emlak şirketim var. Bu şekilde burada hizmetler veriyoruz. Daha önce evi göstermiştim. Şöyle kısaca göstereyim tekrar. Burada böyle bir oda var. Benim aynı zamanda çalışma yeri. Burası böyle mutfak. Küçük buradaki evler. Bu evi daha sonra yaptırdım. İlk geldiğimde burası da tuvalet, banyo. Şöyle kısaca göstereyim. Biz ilk geldiğimizde burada kalıyorduk. Ve hemen yan tarafta da ek bir odamız vardı. İki odamız vardı. Daha sonra da burayı yaptırdık. Bu evi inşaatı tam 3 ay sürdü. Yani çok hızlı bir şekilde aslında bitirdiler. 65 metrekare ev bu. Küçük ama bize yeterli. Daha sonra benim hayalimde burada bahçeli, şöyle çok güzel bir hayalimdeki evi yapmak var. Bakalım. Onun için çalışıyoruz. Benim için evden ziyade daha önemlisi bahçesi ve oradaki aktivitelerim olacak. Eğer o evi de yapmaya başladığım an hepsini sizlerle paylaşacağım. Okey, o zaman şoför bugün sen ol. Ben burada video çekmeye devam edeyim. Devam ediyoruz. Bu da benim kayınbaba. Claudia benim eşim. Daha önce videolarda gösterdim ama dediğim gibi sürekli yeni izleyiciler olduğu için böyle kısaca aktarıyorum. Bu arabayı da yeni aldık. Kaç ay oldu? Bu arabayı aldığımız kaç ay oldu? 5 ay oldu mu? Evet. Değil mi? Yaklaşık 5 ay oldu bu arabayı aldığımız. Daha önce de Suzuki vardı. Eski model. O da çok güzeldi. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Sonra değiştirdik. Az önce gördüğünüz kayınbabam. Burada benim emlak işimde, yani omurgası o adam. Çünkü burada lokal kişileri tanıdığı için çok uyguna gerçekten fırsat evleri buluyorlar. Çünkü ben gittiğim zaman ister istemez evler daha pahalı oluyor. Yani yabancıyız sonuçta. İşte 10 bin dolarlık yer oluyor 15 bin dolar, arsadan bahsediyorum. Veya ev 20 bin, hemen sana 25 bin diyorlar veya 30 bin dolar diyorlar. Yani kayınbabamın burada ön planda çalışması bize inanılmaz avantajlar sunuyor. Eğer siz de Bali'de ev almak, arsa almak veya burada yatırım yapmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Şirket açılımı burada ben yasal bir şekilde yapıyorum. Benim şirketim buna müsait ve bütün izinlerimiz burada var. Bu şekilde çalışıyoruz. Eğer siz de burada şirket açılımıyla ilgili tur ve danışmanlık olarak hizmet almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Bütün videoların altında açıklama kısmında benim iletişim bilgilerim var. Oralardan gerek mail, gerek sosyal medyalardan ulaşabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hemen videonun başında da kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu maalesef bazen unutuluyor. Beğeni, yorumlarınız çok önemli, çok değerli. Bu şekilde daha fazla kişilere öneriliyor. Eğer videolarımı beğeniyorsan, içinden geliyorsa lütfen yorum ve beğenileri unutmayın. Eşim biz ilk arabayı aldığımızda araba kullanmayı bilmiyordu. Ondan sonra biraz ben öğretmeye çalıştım. Ama ondan sonra burada eğitim de aldı. Çünkü benim fazla vaktim olmuyordu. Şimdi baya baya iyi araç kullanıyor gerçekten. Ve hatta Dempazar mesela burada en zor. Yani bu Kuta, Seminyak, oralarda en zor yerler kullanmak için. Orada bile artık kullanabiliyor. Ama Singaraca'da çok fazla böyle trafik yok. Ve ben Singaraca'yı çok seviyorum. Burası gerçekten lokal. Burası da benim emlak ofisi. Şurası. Şimdi geçiyoruz. Bakın burası benim emlak ofisi. Diğer dükkanda hemen ileride, orayı da göstereceğim. Bu emlak ofisimi gösterdiğimde bazıları yorumlarda dalga geçmiş. Ya orası garaj, işte öyle ofis mi olur? Yani biraz dalga geçmişler. Yani dalga geçecek bir şey yok. Bakın Microsoft'un kurucusu bile bir garajda başladı. Yani bu garaja sahip olmak için şu anda insanlar can atıyor. O yüzden yani dalga geçilecek hiçbir şey yok. Çünkü benim burada çok lüks bir ofis yapmama gerek yok. Neden? Buraya gelen misafirler burada 5 dakika oturuyoruz, sohbet, muhabbet. Ondan sonra bakacağımız yerlere gidiyoruz zaten. Benim burada fazla bir işim yok. Anlatabiliyor muyum? Ve burayı adres olarak da göstermek için de tuttum. Ama buraya fazla bir işim olmadığı için çok lüks yapmadık yani. Ve içeride gayet güzel. Ama maalesef işte hep böyle destek değil de biraz böyle hani köstek olmaya bizim milletimiz biraz yatkın. Biraz da kıskançlık da oluyor. Herkes de değil. Tabii kaliteli bir sürü insanlarımız var kesinlikle. Çok güzel işbirlikleri de yaptık. Ama yani böyle çekememezlikte biraz hissedebiliyor insan. Oluyor. Yapacak bir şey yok. Çünkü ne zaman iyi bir şeyler yapmaya başladığın zaman, başarılı olmaya başladığın zaman böyle insanlar seni yargılamaya ve önüne taş koymaya
başlıyor. Bunu çok kez gördüm ve görmeye de devam ediyoruz. Böyle de olacak zaten. Yapacak bir şey yok. Şöyle yolları da biraz göstereyim oraya gitmişken. Evet, şu dükkan. Daha yeni oldu burayı tuttuğumuz. 3 gün oluyor galiba. İşte şimdi yavaş yavaş burayı yapmaya başladık. İçerisi boyanacak, eşyalar gelecek. Neler yapacağız onu da anlatacağım. Ne dükkan olacak onu da söyleyeceğim birazdan. Evet, yeni ekmek teknemize hoş geldiniz. Aa, boyamışlar mı? Aa, boya bitmiş. Çok güzel olmuş. Burası spa salonu olacak. Evet, burada masaj ve saç yıkama, cilt bakımı, bu tarz hizmetler verilecek. Burada turistler geçiyor, geçmiyor değil. Burası ana yol. Bakın size göstereyim. Şurası ana yol. Dem Pazar'dan gelen herkes buradan geçiyor. Yani buraya tek tük de olsa burada çok turist yok. Ben bunu her zaman videolarımda söylüyorum. Burada fazla turist yok ama turistler var ve buraya da illaki gel. Burada aslında yerlilere hizmet veriyoruz. Çünkü yerliler de burada çok masaja gidiyor. Ağır çalışanlar, yolcu burada medikal masaj da yapacaklar. Artı kadınlar burada saç bakımı, işte cilt bakımı bunları çok sevdiği için burada iş yapacağını düşündük. Ve şunu da söyleyeyim açık ve net. Burayı tamamen eşim işletecek. Kendisi iki tane personel koyacak, kontrolle gelecek bu şekilde. Gelip buraya günlük 1-2 saat kontrolünü yapar, eksikleri alır. Böyle kendisi de oyalanır. Evli olanlar, illaki izleyenler, birçoğunuz da evli vardır veya evli olmayanlara vardır. Yani bir kadın çok fazla boş kaldığı zaman da iyi olmuyor. Çok böyle yoğun olduğu zaman da iyi olmuyor. Denge olması lazım. O yüzden burası tam onluk. Neden? Çocuk da büyüdü. Okula bırakıyor. Okuldan sonra vakti çok var. Bir şeylerle böyle uğraşması bence çok daha iyi. O yüzden böyle bir yeri açmaya karar verdim. Daha önce de ben eşime söylüyordum. Bak burada bir şey. Ben aslında market istiyordum. Burada market açalım diye. Kendisi istemedi. Böyle bir şey istedi. Ben de okeyledim. Sonuçta kendi ilgilenecek. Ben fazla ilgilenmeyeceğim. O yüzden benim istediğim değil de onun istediği olsun diye kendisine böyle bir yer açıyoruz. Bir hayırlı olsun alırım. Tabii burası ana yol olduğu için burada ses çok var. Biz şimdi ekstra şu ön tarafa bir kapı daha yapacağız. Buralar komple kapanacak. Artı ön tarafta da bir kapı olacak. Yani iki taraflı burada ses kesilecek. Gayet de güzel olacak. Boya bitirmişler. Bu şekilde ve diğer eşyalar da yavaş yavaş bura bittikten sonra gelecek. Eğer siz de Singaracay'a yolunuz düşerse, masaj yaptırmak isterseniz buraya bekleriz. Adresi de yakında bittiği zaman tamamen, çünkü Google Map'te bunun ayarını falan yapmamız gerekiyor. Onlar bittikten sonra paylaşım yapacağım. Gerek YouTube'da gerek de Instagram hesabımda. Ve Instagram hesabımda takip ederseniz orada günlük storyler paylaşıyorum. Devam ediyoruz. Hadi gidelim. Benim kaybaba şimdi burada biraz çalışmalara devam ediyor. Böyle şeyler de elinden geliyor. İşte boya, ondan sonra ne bileyim hani böyle fayans işleri falan, bu işleri de çok iyi biliyor. Kendisi de bu konuda yardımcı oluyor. Güzel. Evet, hayırlı olsun Claudi. Teşekkürler Serkan. Yeni dükkanın ve umarım başarılı olursun. Ve burası şöyle, kirası gerçekten çok uygun, tamam mı? Yani bu sebepten dolayı burası her türlü kazanır. Ama ne kadar kazar, ne kadar başarılı onu bilmiyoruz, göreceğiz. Çok büyük bir beklentimiz burada yok. Zaten burada personelin ve kira çıksın, üstüne de 3-5 kuruş para kazanırsa süper. Yani uğraş olsun. Sadece bu uğraş değil. Bakın böyle şeylerde her zaman tecrübe kazanıyorsun. Yani gerek ben, gerek eşim olsun, nasıl işletiliyor, ne yapılıyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar çok önemli. Yani paradan daha çok burada kazanacağımız veya bu şekilde kazandığımız tecrübeler çok daha değerli. Siz de hangi işi yaparsanız yapın, her zaman paraya değil de daha çok başarıya, daha çok öğrenmeye açık olursanız para kendiliğinden sizi bulacaktır. Evet, başka bir gelişme, çok güzel bir gelişme. Daha önce otel göstermiştim, 10 yıl kiralık diye, 50 bin dolar, hatırlayanlar vardır aranızda. Orayı verdik. Ve ben bir önceki videoda yanlış söylemişim. İstanbul'dan değil, Antalya'dan bir kişi orayı aldı. Ve kendisi yakında geliyor. Onunla da video çekeceğiz, göstereceğiz. Çok mutluyum. Oranın bir Türk'ün alması ve orayı işletmesi 10 yıllığına gerçekten çok güzel fırsat bir yerdi. Güzel de para kazanacağına eminim yani %100. Çünkü hesap ortada, matematik ortada. O da bu işten geliyor. Yani villa kiralama, otel kiralama, Türkiye'de de o işi yapıyormuş. Bence çok başarılı olacak. Hem size şöyle yolu göstereyim. Burası Singaracay yolu. İleriden sol tarafa, çarşıya doğru devam ediyoruz.
burayı Türkiye gibi düşünmeyin. Merkez veya çarşı bir sokaktan oluşmuyor. Her sokakta farklı farklı şeyler var. Yani buranın birçok merkezi var. En az 4 veya 5 merkezi var diyebilirim. Nasıl şu anda Dempazar merkezse, eskiden Singaraca bölgesi merkezmiş ve daha sonra buralarda çok yeşillik ve doğa olduğu için bu doğayı korumak için Dempazar'a kurmuşlar. Ve orada biliyorsunuz çok betonlaşma var, gelenler bilir. Oralarda çok daha az doğa olduğu için oraya taşınmışlar, havalimanı oraya taşınmış ve bu şekilde orası bayağı bir gelişti. Şimdi burada da bir havalimanı projesi var. Bu da yakında başlayacak ve bu bittiği zaman buralarda inanılmaz canlanacak. Ama burada doğayı asla ellemezler çünkü bunun çok farkındalar ve bu insanlar için doğa kutsal ve buraları koruyacaklarına çok ama çok eminim. Bunun çok farkındalar. Eğer bu doğayı kaybederseler Bali'nin hiçbir özelliği kalmayacağını biliyorlar. O yüzden Ubud olsun, Singaraca olsun, oranın çevresi olsun, buralar kurtarılmış bölgeler diyebilirim. Her zaman böyle güzel kalacağını eminim. Bakın bu sıradan bir yol. Her taraf yemyeşil görüyorsunuz. Daha bu hiçbir şey. Bu çarşı, ana yol bu. Yani böyle içeriye geçtiğiniz zaman Ubud gibi yani. Her taraf yemyeşil, doğası çok güzel. Ve trafiği görüyorsunuz. Bu kadar. Yani öyle aşırı bir trafik yok. Ben Singaraca'da yaşamaya bayılıyorum. Eğer işim olduğu zaman Dempazar'a gidiyorum. Ya birkaç gün sonra oradan kaçmak istiyorum. O trafik, o sıcaklık, o betonlaşma bana göre değil. Yani ben onun için Bali'ye gelmedim. Ve ne için Bali'ye geldim? Doğası için, bu güzel insanlar. Bak burada çok fazla turizm olmadığı için insanlar daha o turizmin yırtıklığını falan hiçbir şeyini almamışlar. Çok doğal. Gerçek Bali insanları burada. Ben çok seviyorum Singaraca'yı. Eğer Bali'ye yerleşme gibi bir fikriniz varsa, eğer çocuğunuz yoksa, çünkü çocuk varsa Dempazar'da özel okullar olduğu için oralarda olmak zorundasınız. Ama o da sorun değil. Ne yaparsınız? Direkt merkez değil de merkezden 30 dakika, 40 dakika daha uzağa gittiğiniz zaman yine doğanın içinde olursunuz. Çok daha güzel orada bir yaşam sürersiniz. Direkt merkezde oturmayın asla. Zaten kendiniz de gelince, görünce onu yapmayacağınızı biliyorum. Fazla kendimi göstermeyeyim, hem etrafı izleyin, ben de size böyle bilgiler vermeye devam edeyim. Şimdi Singaraca'da şöyle, burada hastane olsun, gerek alışveriş imkanları, restoranlar, her şey burada var. Okullar da var ama devlet okulları, burada özel okul yok. Bu da polis arabası bakın. Böyle bir de şey var, normal araçları da var, bir de böyle jip tarzında da var. Bali'ye tatil amaçlı gelenler Singaraca'da ne yapabilir? Ondan da kısa bahsedeyim. Burada Yunus turları var. Sabah saat 5'te sizi alıyorlar ve gün doğuşunu izleyerek orada Yunusları izliyorsunuz. Ve daha güzeli, Yunusları bir yere hapsetmemişler. Bildiğiniz onların evine gidiyorsunuz. Denize açılıyorsunuz ve orada onları görmek inanılmaz güzel. Artı burada Aling Aling Şelalesi var ve doğası çok güzel. Zaten Handara kapısına geldiğiniz zaman Handara kapısından burası zaten 50 dakika. Çok uzak değil. Eğer oraya kadar gelmişken de buralara gelip burayı da görebilirsiniz. Burada da çok güzel aktiviteler var. Burası şu anda yatırımlık sadece ev veya arsa mantıklı ama dükkan açmak mantıklı değil turiste yönelik. Ha bizim gibi şu anda mesela işte yerel kişilere ama oradan fazla bir beklenti olamaz. Anlatabiliyor muyum? Ama burada arsa veya ev neden çok mantıklı? Çünkü ikinci havalimanı buraya yapılacak. Şu anda 15 bin dolara, 20 bin dolara burada evler var. Çok uyguna arsalar var. Bu arsalar, evler illaki çok ama çok değerlenecek. Bu da bir gerçek. Ben de burada yatırım, ben bütün yatırımımı Singaraca'ya yaptım. Ve buraya yapmaya devam edeceğim. Hayalimdeki evi de buraya yapmak istiyorum. Dediğim gibi ben Dempazar'ı, o merkezi, o kalabalığı, o betonlaşmayı ben sevmiyorum. Ha illaki onu seven de vardır veya olur. Saygı duyarım. Ama benim tarzım daha çok böyle doğanın içinde daha lokal bir yaşam burada sürmek. Şaka maka Claudia var ya baya baya bir geliştirmiş kendini ha. Uzun zamandır beraber gittik de hep ben kullandığım için şimdi kendi kullanıyor. İlk defa görüyorum uzun zamandır. Tek elle falan Claudia. Kız geliştirmişsin kendini. Havayı görüyorsunuz şimdi bozuyor. Artık burada Bali'de yağmur sezonu başlıyor. Yani muson yağmur dönemi artık Bali'de başlıyor. Ama tam tersi Tayland'da da muson yağmurları bitiyor. Böyle bir denge var. Bali'de muson yağmurları başlar.
Tayland'da bitiyor. Tayland'da bitiyor ve Bali'de başlıyor. Aynen böyle bir ters bir döngü var. Ve aniden çok şiddetli yağmurlar başlayabiliyor. Bu 1-2 saat sürüyor, sonra tekrar açıyor. Hava durumu her zaman aynı, 28-30 derece sıcaklığı var. Evet, Singaraja'da yatırım için yorumlarımı yaptım. Tatil için ne yapabilirsiniz onu da söyledim. Peki şu anda Bali'de yatırım yapıp dükkan açma veya herhangi bir yatırımda direkt bir sonuç alabilmek veya para kazanmak için en iyi bölgeler nereler? O da Seminyak, Ubud, Canggu, Sanur. Bu bölgeler çok değerli, çok önemli. Orada yapacağınız bir dükkan hemen ertesi gün çok güzel işler yapabilir. Çünkü çok yoğun turist var oralarda. Kuta'dan uzak durun. Daha önceki birkaç videomda söyledim. Beni takip edenlere tabii ki bu uyarıları yapmak zorundayız. Ki bildiğimiz şeyleri size aktaralım ve hataya düşmeyin. Kuta imajını kaybediyor ve hatta Canggu'da yabancılar evlerini ve arsalarını satmaya başladı. Çünkü orada da o aşırı yoğunluktan sıkıldılar. Oradan satıp Bali'nin iç taraflarında yatırım yapmayı istiyorlar. Bunu birçok kişiden duydum. Ve burada Amed bölgesi var. Amed bölgesi de çok önemli. Orayı çok iyi araştırın. Amed bölgesi birkaç sene sonra inanılmaz rağbet görecek. Yani ikinci Ubud olacak. Ubud'dan sonra Amed patlayacak. Yani bunu da göreceğiz. Zaten videolarda göstereceğim sizlere. Amed bölgesinde deniz çok daha sakin. Denize girilebiliyor. Orada snorkel yapılabiliyor. Bu arada özür dilerim. Bak, Singaraja'da da çok güzel snorkel yerleri var. Eğer dalış, snorkel düşünüyorsanız burası tam yeri. Onu da size söylemiş olayım. Havaya baksanıza nasıl bozdu. Daha önce birkaç videomda ben Singaraja'da arsalar gösterdim. Tabii birçok bölgeyi gösterdim ama bu bölgede de arsalar gösterdim. Ana yola hemen yakın. Burada marketler var, 24 saat açık olan. İşte alışveriş imkanları. Her şey burada mevcut. Sağ taraf burası okul. Böyle okul çıkışlarında da burası bir yoğunlaşıyor. Değişik bir sistemleri var. Pazartesi farklı kıyafet giyiyorlar. Salı günü farklı kıyafet giyiyorlar. Beyaz giyinenler var, mavi giyinenler var. Böyle bir değişik bir sistemleri var. Değil mi Claudia? Bu renkler niye böyle farklı farklı giyiyorlar? Çünkü mandi başka, ya başka rengi. İki gün başka. Aşkım biraz Türkçe konuş, bak insanlar şey zannediyor, sen Türkçe bilmiyorsun ama sen biliyorsun. Çünkü mandi pazartesi başkasın uniform. Evet. Farklı farklı uniform, iki gün. Saturday okula yok, free. Aynı orada Türkiye'siz. Ama çocuk okula var, başkasın okula not free day. Abi ne anlattı ben anlamadım. Siz anladıysanız. Bir şey söyleyeyim mi? Size bir şey söyleyeyim mi? İlk geldiğinde Türkçe, ben Claudia ile Türkiye'de tanıştım. Ve Türkçesi iyiydi. Şimdi buraya geldik, bak 5 yıldır buradayız. Hiç Türkiye'ye gitmedi. Şimdi unuttu bayağı. İlk geldiğinde bayağı konuşuyordu Türkçeyi. Şimdi bayağı unutmuş, bir şeyler söylüyor. Ben de anladım. Türkçeyi karıştırıyor, İngilizceyi karıştırıyor. Ama olsun, sorun değil değil mi Claudia? Evet. Biliyor biraz ama. Biraz mı? Biraz. If ben orada stay again, can speak Turkish more. Türkiye'de kalırsam biraz hemen öğrenirim diyor. Şey yaparım. Ama yatkınlar yani. Çok zekiler ya. 6 ay sonra bak. Claudia ile tanıştık. 6 ay sonra baya baya Türkçe konuşuyordu. Bali'ye geldiğimizde çok iyiydi Türkçesi. Ama işte uzun zaman konuşmayınca şey oluyor. Ben çünkü Claudia ile İngilizce konuşuyorum genelde. Çocuklarla da böyle İngilizce falan konuşuyor. Türkçe de arada da tabii konuşuyoruz. Lan bu köpek acayip yaşlı ha. Kaç yaşında? 12 yaşında mı? 13 yaşında mı? Bayağı yaşlı. Burası bizim yaşadığımız mahalle. Burada hep akraba bak. Bunlar akraba. Şunlar akraba. Şunlar akraba. Şunlar akraba. Bunlar değil. Şuradan sonrası değil. Ha, geliyor bacaksın. Tipe bak. Hop hop.
Bu benim kızım. Şimdi okula gidiyor değil mi? Asya. Desene bakayım merhaba. Nasılsın? Konuş bakayım kızım sen Türkçe. Desene sen. Bugün Asya okulda tam 100 puan almış. Oo, aferin kızıma değil mi? Sen 100 puan mı aldın? Ya. Sen Türkçe biliyorsun değil mi? Konuş bakayım. Ya. Evet. Şimdi sana oyuncak mı alacağız? Ya. Arkadaşlar abone olun. Ya sen de Türkçeyi unuttun. Sen biliyordun daha güzel ama niye böyle oldu? Peki sen kaç yaşındasın? 7. 7 yaşındasın. Bugün sen 100 puan mı aldın? Mutlu musun? Ya ben mutluyum. Aferin ben mutluyum diyor. Değil mi? Ya. Biraz Türkçesi kırık olabilir ama şey değil. Öğreniyor çocuk. Ne yapsın işte bu kadar değil mi? Evet bu da benim aslan oğlum. Daha önceki videolarda göstermiştim. O da burada yanımda beraber 5 yıldır burada yaşıyoruz. Mutlu musun burada yaşamaktan? Mutluyum. Güzel, evet. Seviyorsun Bali'yi? Seviyorum. Harika. Bence. Baksanıza neredeyse benim boyuma gelmiş kocaman bir adam oldu. Zaman çok çabuk geçiyor. Bu da benim motor. Yine bir yıkamak lazım böyle toz duman içinde ama çok güzel bir motor çıktı. Tavsiye ederim kesinlikle. Bu Honda Adventure inanılmaz iyi. Bunu da eşimin kardeşine yeni aldılar. Bu da çok güzel bir motor. M-Max. Bu da çok güzel bir motor ama ben bu motoru inanılmaz çok sevdim. Çünkü bu arazide de çok iyi. Adventure olduğu için zaten özelliği o. Baksanıza tekerlerden bile çok farklı olduğunu görüyorsunuz böyle. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir motor çıktı. Motor zevkim olmamasına rağmen bunu çok sevdim. Evet bu video buraya kadar olsun. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Harika videolar sizlere hazırlamaya devam edeceğim. Siz de videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Saygılar, sevgiler. Yıllar beni yollara koydu ben tamamladım durdum gel yok yok bize hiç engel yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.